dikkatini fazla incitmemek için vefat-ı nebeviden sonra Ali ve ashabının ve ümmetinin başlarına gelen müthiş hadisatı umumiyetle ve tafsilatıyla gösterememek muktezai hikmet ve rahmettir. Haşiye, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselama Ayşe-i Sıddık'a karşı ziyade muhabbet ve şefkatini rencide etmemek için Vaka-i Cemel hadisesinde o bulunacağı kat'i gösterilmediğine delil ise Ezvac-ı Tahirat'ı ferman etmiş ki keşke bilseydim hanginiz o vakada bulunacak. Fakat sonra hafif bir surette bildirilmiş ki Hazreti Ali radıyallahu anh ferman etmiş seninle Ayşe beyninde bir hadise olsa fertak ve bedighe mehmenehe. Fakat yine bazı hikmetler için mühim hadisatı fakat dehşetli bir surette değil ona talim etmiş, o da ihbar etmiş, hem güzel hadiselere kısmen mücmel, kısmen tafsil ile bildirmiş, o da haber vermiş. Onun haberlerini de en yüksek bir dereceyi takvada ve adilde ve sıdıkta çalışan ve men kezebe aleyye muteammiden fel yedebe meka'adehu miyennar hadisindeki tehditten şiddetle korkan ve فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ عَلَى اللّٰهِ ayetindeki şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhaddisin-i kamilin bize sahih bir surette o haberleri nakletmişler. Altıncı esas, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ahval-ü evsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahval-ı galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübareğin şahs-ı manevisi ve mahiyet-i kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan evsaf o vala kâmete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünkü Es-Sebb-ü Kelfâil sırrınca her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sahife-i kemalatine ilave oluyor. Nihayetsiz rahmet-i ilahiye, nihayetsiz bir surette nihayetsiz bir istiyadat ile mazhar olduğu gibi her gün hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar oluyor. Ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve Halık-ı Kainat'ın tercümanı ve sevgilisi olan o Zat-ı Mübarek'in tamamı mahiyeti ve hakikat-ı kemalatı siyer ve tarihe geçen beşeri ahval-ı etvara sığışmaz. Bu şey efendim, ben duydum onu. O gün Sesbarna'dayken Hazreti Muhammed'in hayatı değil bir kaside böyle şeyler çıkmış. Evet, ya kasır abi, ya adı karı görmüyorsa şey miydi? O zaman ne çıkıyordu bir şeyler var öyle. Onlar bile işte böyle bir şu, şu haber böyle bir işte at satışında bile böyle ilah burada kıyılmasın yani işte. Onu diyor, onlar bile. Evet, mesela? Mesela Hz. Cebrail ve Mikail, iki muhafız yaver hükmünde Gazve-i Bedir'de yanında bulunan bir zat-ı mübarek, çarşı içinde bedevi bir Arap'la at mübayağısında münazaa etmek, bir tek şahit olan Huzeyfe'yi şahit göstermekle görünen etvari içinde sığışmaz. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti ve şeriyeti itibariyle işitilen evsaf ve adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebe-i risalette durmuş nurani şahsiyeti maneviyesine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Şu sırrı izah için şu temsili dinle. Mesela bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altına konup açılarak koca meyvedar bir ağaç oldu. Hem gittikçe tevessü eder, büyür veya tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildi, bir tavus civcivi çıktı. Sonra tam mükemmel, her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Tavus kuşu oldu. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşunda o çekirdek ve yumurtanın adi küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve âli sıfatları ve keyfiyetleri var. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın evsafını ağaç ve kuşun evsafıyla rapt edip bahsetmekte lazım gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Ta işittiği evsafı onun aklı kabul edebilsin. Yoksa bir dirhem çekirdekten bin batman hurma aldım ve şu yumurta cev ve asmanda kuşların sultanıdır dese tekzip ve inkara sapacak. İşte bunun gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın beşeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise
Şecere-i Tuğba gibi ve cennetin Tayr-ı Humayunu gibidir. Hem daima tekemmüldedir. Onun için çarşı içinde bir bedevi ile izah eden o zatı düşündüğü vakit refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Tab-ı Kavseyn'e koşup giden zat-ı nuraniyesine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefsi emmaresi inanmayacak. Beşinci nükteli işaret. Umur-u gaybiyeye dair hadislerin birkaç misalini zikrederiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nakli sahih ile ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki, minber üstünde cemaat-ı sahabe içinde ferman etmiş ki, İbni Hasan'ın hâzâ seyyidun sayussunibullâhu bihi beyne fiyeteyni azîmeteyni. İşte 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit, Hazreti Hasan radıyallahu anh, Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile musalaha edip, Ceddi Emcedi'nin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. İkincisi, nakli sahih ile Hazreti Ali'ye demiş, سَتُقَاتِلُ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِتِينَ وَالْمَارِقِينَ Hem vakay-i cemal, hem vakay-i sıfîn, hem vakay-i havariç hadiselerini haber vermiş. Hem Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Zübeyir ile seviştiği bir zaman dedi, bu sana karşı muharebe edecek fakat haksızdır. Hem Ezvac-ı Tahirat'ına demiş, içinizden birisi mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar katledilecek. Ve tembehu aleyhe kilâbul havâ. İşte şu sahih, kat'i hadisler 30 sene sonra Hazreti Ali'nin Hazreti Ayşe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı Vakay-i Cemal'de ve Muaviye'ye karşı Sıffin'de ve Havarice karşı Harevra'da ve Nehruvan'da muharebesi o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-i fiilisidir. Hem Hazreti Ali'ye senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı ihbar etmiş. Hazreti Ali o adamı tanırmış. O da Abdurrahman İbn-i Mülcemül Harici'dir. Hem haricilerin içinde Züssediye denilen bir adamı garip bir nişanla alamet olarak haber vermiştir ki, havarişlerin maktulleri içinde o adam bulunmuş. Hazreti Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş. Hem mucize-i nebeviyeyi ilan etmiş. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerlerinin rivayeti sahihiyle haber vermiş ki, Hazreti Hüseyin Taf yani Kerbela'da katledilecektir. 50 sene sonra aynı vakayı Ciyarsuz Ukku'ya girip o ihbar-ı gaybiyi tasdik etmiş. Hem mükerreden ihbar etmiş ki, benim Ali Beytim benden sonra yelkavuna katilen ve teşride, yani katle ve belaya ve nefye maruz kalacaklar. Ve bir derece izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır. Şu makamda bir mühim ihbar vardır ki denilir ki, Hazreti Ali o derece hilafete liyakati olduğu ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama karabeti ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber neden hilafette tekadüm ettirilmedi ve neden onun hilafeti zamanında İslam çok keşmekeşe mazhar oldu? El cevap. Âl-i Beyt'ten bir kutb-ı azam demiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hilafetini arzu etmiş. Fakat gayipten ona bildirilmiş ki, murad-ı ilahi başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı ilahiye tabi olmuş. Murad-ı ilahinin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki, Vefat-ı Nebevi'den sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler, eğer Hazreti Ali başa geçseydi, Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın şehadetiyle ve Hazreti Ali'nin mümaşaatsız, pervasız, zahidane, kahramanane, müstaniyane tavrı ve şöhret giri alem şecaatı itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak kaviyen muhtemeldi. Hem Hazreti Ali'nin hilafetinin teahhür etmesinin bir sırrı da şudur ki, gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla Peygamber aleyhissalatu vesselamın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden 73 fırka efkarının esaslarını taşıyan o akvam içinde fitne-engiz hadisatın zuhuru zamanında Hazreti Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi Haşimi
Ve Ali Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lazım idi ki dayanabilsin. Evet, dayandı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın haber verdiği gibi, ben Kur'an'ın tenzili için harbettim, sen de tevili için harbedeceksin. Hem eğer Hazreti Ali olmasaydı dünya saltanatı, Mülük-i Emeviye'yi bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazreti Ali ve Ali Beyt'i gördükleri için, onlara karşı muvazeneye gelmek ve Ehl-i İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için, ister istemez Emeviye Devleti reislerinin umumu, kendileri olmasa da, herhalde teşvik ve tasvipleriyle, etbaaları ve taraftarları, bütün kuvvetleriyle hakaiki İslamiye'yi, hakaiki imaniyeyi ve ahkam-ı Kur'aniye'yi muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüz binlerle müştehidin, muhakkikin ve muhaddisin-i kamilin ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Ali Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalatı olmasaydı, Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün çığırdan çıkmak muhtemeldi. Eğer denilse neden Hilafet-i İslamiye Ali Beyt-i Nebevi'yle tekarrür etmedi? Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. El cevap, saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Ali Beyt ise hakayık-ı İslamiye'yi ve ahkam-ı Kur'an'ı muhafazaya memur idiler. Hilafet ve saltanata geçen ya Nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefâ-i Raşidîn, Ömer ibn-i Abdülaziz Emevi ve Mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühd-ü kalbi olmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır'da Ali Beyt namına teşekkül eden Devlet-i Fatımiye Hilafeti ve Afrika'da Muvahhidin Hükümeti ve İran'da Safeviler Devleti gösteriyor ki saltanat-ı dünyeviye Ali Beyt'e yaramaz. Vazife-i asliyeti olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslamiyeti onları unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyete ve Kur'an'a hizmet etmişler. İşte bak, Hz. Hasan'ın neslinden gelen aktablar, hususen aktab ve erbağa ve bilhassa o sahaza olan Şeyh Abdülkadir Geylani ve Hz. Hüseyin'in neslinden gelen imamlar, hususen Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her biri birer manevi Mehdi hükmüne geçmiş, manevi zulmü ve zulmatı dağıtıp Envar-ı Kur'aniye ve Hakayık-ı İmaniye neşretmişler. Ced diye mücedlerinin birer varisi olduklarını göstermişler. Eğer denilse, mübarek İslamiyet ve nurani asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve veç-i rahmeti nedir? Çünkü onlar kahre layık değildiler. El cevap, nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına her taife-i nebatatın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir. Her biri kendine mahsus çiçek açar, fıtri birer vazife başına geçer, öyle de. Sahabe ve tabiinin başına gelen fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu, İslamiyet'in hıfzına koşturdu. Her biri kendi istidadına göre camia-i İslamiyet'in kesetli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemal-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakayet-i imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza. Her bir taife bir hizmete girdi ve zayıf İslamiyet'te hummalı bir surette sa'y ettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Ve geniş olan alemi İslamiyet'in aktarına o fırtınayla tohumlar atıldı, yarı yeri gülistanı çevirdi. Fakat madde sırf o güller ve gülistan içinde ehl-i bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Güya dest-i kudret celal ile vasır çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi. Ehl-i himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvveyanın merkeziyle pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, aktabları,
alem-i İslam'ın aktarını uçurdu, hicret ettirdi. Şarttan garba kadar ehl-i İslam'ı heyecana getirip, Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Şimdi sadede geliyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın umur-u gaybiyeden haber verdiği gibi doğru ufuğa gelen işler binlerdir, pek çoktur. Biz yalnız cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz. İşte başta Bukhari ve Müslim, sıhhat ve meşhur kütüb-i sitte-i hadisiye sahipleri, beyan edeceğimiz haberlerin çoğunda müttefik ve o haberlerin çoğu manen mütevatir ve bir kısmı da ehli tahkik onların sıhhatine ittifak etmesiyle mütevatir gibi kat'i denilebilir. İşte nakli sahih kat'i ile ashabına haber vermiş ki siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem fethi Mekke, hem fethi Hayber, hem fethi Şam, hem fethi Irak, hem fethi İran, hem fethi Beytül Makdis'e muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz. Haber vermiş. Hem tahminim böyle veya zannederim dememiş. Belki görür gibi kat'i ihbar etmiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği vakit hicrete mecbur olmuş. Sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. Hem nakli sahih kat'i ile çok defa ferman etmiş. Aleyküm bi siretil lezzemin min ba'di Ebi Bekir ve Umar deyip Ebu Bekir ve Ömer kendinden sonraya kalacaklar, hem halife olacaklar, hem mükemmel bir surette ve rıza ilahi ve marz-i nebevi dairesinde hareket edecekler, hem Ebu Bekir az kalacak, Ömer çok kalacak ve pek çok fütuhat yapacak. Hem ferman etmiş ki Züviyet liyel arbu fe uriyetu meşarikaha ve megaribaha ve seyebluhu mulku ümmeti mâ züviyeli minhâ deyip şarttan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zarf etmemiş. Haber verdiği gibi çıkmış. En nakli sahih kat'i ile Gazâ-i Bedir'den evvel ferman etmiş. Hâdâ masra'u Ebi Cehlin, hâdâ masra'u Utbe, hâdâ masra'u Umeyye, hâdâ masra'u fulânin ve fulân deyip Müşrik-i Kureyş'in reislerinin her biri nerede katledileceğini göstermiş ve demiş, ben kendi elimle Übey ibn-i Halef'i öldüreceğim, haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih kat'i ile bir ay uzak mesafede Şam etrafında Mu'tenan mevkideki gazve-i meşhurede muharebeyden sahabelerini görür gibi ferman etmiş. اَخَذَ الرَّايَةُ زَيْدٌ فَاُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَ اِبْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيبَ ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ سيف من سيوف الله deyip birer birer hadisat ashabına haber vermiş. 2-3 hafta sonra Yâli ibn-i Münebbih meydan harbden geldi. Daha söylemeden muhbir-i Sadık aleyhissalatü vesselam harbin tafsilatını beyan etti. Yâli kasem etti. Dediğin gibi aynen öyle oldu. Ennak-ı Sâikat'ı ile ferman etmiş. İnnel hilâfete ba'di 30 sene ثم تكون ملكا عظوظا وإن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون رحمة وخلافة ثم يكون ملكا عظوظا ثم يكون عتوا وجبروتا deyip Hz. Hasan'ın 6 ay hilafetiyle Cari Ali Güzi'nin, Hulefai Raşidi'nin zamanı hilafetlerini ve onlardan sonra saltanat şekline girmesini sonra o saltanattan ceberut ve fesad-ı ümmet olacağını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. النقل صحيح قتيل فرمان اتمش إن عثمان يقتل عثمان وهو يقرأ المصحف فإن الله عسى أن يلبسه قميصا فإنهم يريدون خلعه ليه؟ حضرت عثمان خليفة ولجانا وخلعي استند لجيني ومظلوم olarak قرآن قرك أن قتل لجيني حبر برمش حبر برديك بچقمش النقل صحيح قتيل Hacemat edip mübarek kanını Abdullah ibn-i Zübeyh teber beker şerbet gibi içtiği zaman ferman etmiş. وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكْ وَوَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ deyip harika bir şecaatle ümmetin başına geçeceğini ve müthiş hücumlara maruz kalacaklarını ve insanlar onun yüzünden dehşetli hadiselere giriftar olacaklarını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Abdullah ibn-i Zübeyh Emeviler zamanında hilafeti Mekke'de ilan ederek kahramanane çok müsaade etmiş. Nihayet Haccac-ı Zalim büyük bir orduyla üzerine hücum ederek şiddetli müsaadeden sonra o kahraman Ali Şah'ın şehit edilmiş.
Nakli sahih kat'i ile Emevi devletinin zuhurunun ve onların padişahlarının çoğu zalim olacağını ve işlerinde Yezid ve Velid bulunacağını ve Hazreti Muaviye ümmetin başına geçeceğini ve izâ melekte fe escih fermanıyla rıfk ve adaleti tavsiye etmiş ve Emeviye'den sonra yahrucu veledül Abbasi bir râyeti sûd ve yemlikûne adâfe mâ melekû deyip Devleti Abbasiye'nin zuhurunu ve uzun müddet devam edeceğini haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Ennakli sahih katıyla ferman etmiş. Veylün lil Arab min şerrin kad iktarab deyip Cengiz ve Hulagu'nun dehşetli fitnelerini ve Arap Devleti Abbasiyesini mahvedeceklerini haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Ennakli sahih katıyla Sa'd ibn Ebi Vakkas gayet ağır hastayken ona ferman etmiş. لَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٍ وَيَسْتَدِرَّ بِكَ اَخَرُونَ deyip ileride büyük bir kumandan olacağını, çok fütuhat yapacağını, çok milletler ve kavimler ondan menfaat görüp, yani İslam olup ve çoklar zarar görecek, yani devletler onun eliyle harap olacağını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hazreti Sa'd, ordu-i İslam başına geçti. Devlet-i İran'ı zir ve zeber etti. Çok kavimlerin daire İslam'a ve hidayete girmelerine sebep oldu. Ennakli sayıkatı ile imana gelen Habeş Meliki olan Necaşi, hicretin 7. senesinde vefat ettiği gün ashabına haber vermiş, hatta cenaze namazını kılmış. Bir hafta sonra cevap geldi ki, aynı günde vefat etmiş. Ennakli sayıkatı ile Cariyari Güzin ile beraber Uhud veya Hira Dağı'nın başındayken dağ titredi, zelzelelendi. Dağ ferman etti ki, ıthbıt, fe innemâ aleyke nebiyyun ve sıddîkun ve şehîd deyip, Hz. Ömer ve Osman valinin şehit olacaklarını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Şimdi, ey bedbaht, kalpsiz, biçare adam! Muhammed-i Arabi, akıllı bir adam idi diye o şems hakikata karşı gözünü yuman, biçare insan! 15 enva-ı külliye mucizatından, bir tek nevi olan umur-u gaybiyeden 15, belki 100 kısmından bir kısmını işittin. Manevi tevatür derecesinde kat'i bir kısmını duydun. Şu ihbar-ı gayb kısmının yüzden birisini akıl gözüyle gören bir zata dahi azam denilir ki ferasetiyle istikbali keşfediyor. Binaenaleyh senin gibi haydi deha desek yüz dahi azam derecesinde bir deha-i kutsiye taşıyan bir adam yanlış görür mü? Yanlış haber vermeye tenezzül eder mi? Böyle yüz derece bir deha-i azam sahibinin saadet idareine dair sözlerini dinlememek elbette yüz derece divaneliğin alametidir. Ya Erhamer Rahimin ve Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın zulmet şerefine biz onun şifasına mazhar, Müslüm'ün seyreti bana muvaffak eyle. Ve daha sadıkın, sadıkın hal ve sadıkın komşu eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala sina Muhammedin, yalla rafi kainat ve merkebatiha ve ala alihi ve sahibi sellim amin ya muin. Elhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil alemin. Tamam, bana bir de icat edin. Tamam.
Hennaklis Ayhat ile fervar etmiş ki, Seteftariku ümmeti 73 firka, ennaciyetu vahidetun minha. Kile men hum, kâle mâ ene aleyhi ve ashabi. Deyip, ümmeti 73 fırkaya intisam edeceğini ve içinde fırka-i naciye-i kamile, ehl-i sünnet ve cemaat olduğunu haber veriyor. Hem ferman etmiş ki, el-kaderiyyetu mecusu hâzihil ümme. Deyip, çok şubelere intisam eden ve kaderi inkar eden kaderiye taifesini haber vermiş, hem çok şubelere intisam eden rafızileri haber vermiş. Hem nakli sahih kat'i ile İmam Ali radıyallahu anh'a demiş, sende Hazreti İsa aleyhisselam gibi iki kısım insan helakete gider. Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adavetle. Hazreti İsa'ya Nasrani muhabbetinden haddi meşruden tecavüz ile haşa İbnullah dediler. Yahudi adavetinden çok tecavüz ettiler. Nübüvvetini ve kemalini inkar ettiler. Senin hakkında da bir kısım haddi meşruden tecavüz edecek, muhabbetinden helakete gidecektir. Lehum nebzun yukaru lehumur rafıziyye demiş. Bir kısmı senin adavetinden çok ileri gidecekler, onlar da havariştir. Ve Emevilerin müfrit bir kısım taraftarlarıdır ki onlara nasibe denilir. Eğer denilse, Ali Beyt'e muhabbeti Kur'an emrediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam çok teşvik etti.